Merhaba arkadaşlar, ben Dilara Bardak. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda çizim, grafik, tasarım ve sanat üzerine içerikler üretiyorum. Bugün de Filipik'ten Photoshop üzerinden nasıl mockup yapabileceğinizi göstereceğim. Aslında Instagram'a bunun reels'ini atmıştım ama Instagram'ın durdurması zor olduğu için YouTube'a da atmamı istediniz. Ben de kısa bir video çekmek istedim. İsterseniz gelin başlayalım. Şimdi bu işlem için ilk önce Google'a Filipik yazmamız gerekiyor. Filipik yazdıktan sonra çıkan filipik.com sayfasına tıklıyoruz ve burası açılıyor. Burası açıldığında buraya yapmak istediğiniz mockup türünü yazabilirsiniz. İngilizce yazarsanız belki daha faydalı olabilir. Ben mesela bir magazin yani dergi sayfası mockup'ı yapmak istiyorum. Magazin mockup free yazdığımda örnekler çıkacak. Yan tarafta filtreler kısmı var. Buradan ben PSD dosyası olarak kullanmak istiyorum. Yani bazen mesela JPEG falan olabiliyor dosyalar. Şu anki konumda değil. O yüzden PSD olarak işaretleyebilirsiniz isterseniz. Yine ücretsiz işaretleyebilirsiniz eğer bir üyeliğiniz vesaire yoksa. Bundan sonraki aşamada önünüze çıkan mockuplardan bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Ben şunu seçeceğim. Hem PSD hem de JPEG olarak varmış. Sonrasında buna Dolant diyeceğim. Ve Free Dolant yapabiliriz burada. Eğer bunu bir yerde kullanacaksanız eğer buradaki yazıyı kopyalamanızı öneririm. Eğer hani kullandığınız yerin açıklamasını vesaire yazabilirsiniz bunu. Nereden aldığınıza dair bir yazı bu. Dosya indikten sonra dosyanın üstüne yani zip dosyası olarak inecek. Bu dosyayı açıp ondan sonrasında PSD dosyasına tıklayabilirsiniz buradaki. Aslında Photoshop'un öncesinde sizde yüklenmiş olması gerekiyor bu uygulamayı yapabilmeniz için. Yine burada da hani öncesinde bir ön izlemek isterseniz burada görseli var zaten. Şimdi Photoshop'u bekliyoruz açılmasını. Şimdi dosyamız burada açılıyor. Açıldıktan sonra böyle bir ekran geliyor karşınıza. Photoshop'un direkt kendisi açıyor zaten buraları. Ondan sonra burada gördüğünüz akıllı nesneler yani şurada gördüğünüz küçük şeylerin üzerine tıklamanız gerekiyor iki kez. Sonrasında böyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfalar bakalım hangisiymiş. Mesela bu sol tarafmış. Bu sol tarafa mesela ben bir tane öncesinde kaydettiğim bu JPEG de olabilir, PNG de olabilir, PDF de olabilir. Yani sayfanızı buraya yerleştirmeniz gerekiyor. Ve boyutları daha uygun bir şey seçebilirsiniz belki siz. Sonrasında buraya geldikten sonra, bunu yerleştirdikten sonra CTRL-S dediğinizde buraya geldiğinizde buraya yerleştirmiş oluyor otomatikman. CTRL-S demezseniz eğer kaydetmez. Son diğer sayfayı da Your Image dedikleri zaten yerde. Hani burada genellikle gösteriyorlar. Hani Your Design Here falan, Your Image falan yazılıyor burada. Bu diğer akıllı nesnenin üstüne tıklayalım. Diğer sayfamızı da ekleyelim buraya. Ben şimdilik göstermek amaçlı yaptım. Şimdi yine buraya sayfamızı koyduk. CTRL-S dediğimde gördüğünüz gibi burada mockup'ımız yerleştirilmiş oldu. Bunu farklı mockup'ları da uygulayabilirsiniz. Bu da arka plan anladığım kadarıyla. Bu arka planın rengini de değiştirebilirsiniz isteğinize göre. Mesela örneğin yani bu renkler falan yapabilirsiniz. Buradan istediğiniz gibi renkleri falan da oynayabilirsiniz. Nasıl bir renk istiyorsanız vesaire. Ben şu anlık böyle bırakacağım. Sonrasında nasıl kaydedersiniz? Dışa aktardan gelip PNG olarak hızlı dışarı aktar yapabilirsiniz. Farklı dışarı aktar yapabilirsiniz. Farklı dışarı aktar dedikten sonra bekliyorum. Bu açılan kısımda yani isterseniz PNG olarak, isterseniz JPEG olarak, isterseniz de GIF olarak kaydedebilirsiniz. Ben JPEG olarak kaydedeyim. Kalitesi böyle iyi şey yaptı. Nasıl üstüne? Bakalım şimdi olmuş mu? Gördüğünüz gibi burada bu şekilde kullanabilirsiniz. Diğer mockuplarda da yine sistem aynıdır. Yani PSD dosyası olarak indirebilirsiniz. Eğer bu sayfa dışında başka bir yerden yapacaksanız da yine aynı şekilde free PSD mockup yazabilirsiniz eklemek istediğiniz şeyin yanına. O şekilde yine böyle PSD üzerinden düzenleyebileceğiniz dosyalar bulabilirsiniz. Burada gösterilen ışıklar vesaire öncesinden ayarlanmış oluyor zaten. Hazır akıllı nesneler içerisinde siz yerleştiriyorsunuz ama tabii ki bazen böyle ışıklar biraz tuhaf olabiliyor. Tasarımınızı tuhaf gösterebiliyor vesaire. Öyle durumlarda siz tekrardan Photoshop üzerinden bunun ışığıyla vesaire tekrardan uğraşıp da düzenleyebilirsiniz. Mockup yapmak da yine tasarımınızın nasıl durduğunu görmek adına çok faydalı bir şey. Müşterilerinize teslim ederken de sunum dosyalarınıza vesaire bunları koymanız çok işinize yarayabilir. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Eğer işinize yaradıysa yorum yazarsanız çok sevinirim. Çizim, grafik, tasarım ve sanat üzerine içerikler için abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.